Kilo verme yöntemleri arasında hiç şüphesiz en kolayı ve en etkili olanı yoğurt diyetleri sevgili arkadaşlarım. Şimdi yoğurtla yapılan kürleri kullanıp düzenli disiplini yapıp Kilo veremeyen hiç kimseyi görmedim. Bugün de yine bu kürlerden iki tanesini sizlere tekrardan hatırlatmak üzere buradayım. Şimdi hemen ilk yoğurt kürümüzü anlatmaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Ev yoğurdu olur, market yoğurdu olur. Buna hiç takılmayın. Yapmanız gereken tek şey doğru oranlarda kullanmak ve düzenli bir şekilde uygulamak. 1 çay kaşığı toz zencefilimi ilave ettim. Hemen burada zerdeçalım var. Çok önemli bir baharat. Vücutta yağ tutmasını engelliyor vücudun sevgili arkadaşlarım. Bu çok önemli gerçekten. Bir çay kaşığı e, toz zerdeçalımı da ekledikten sonra önemli bir malzemem daha var burada. Zerdeçalın etkinliğini artırması. Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesinin aktive edebilmesi için de Karabiber kullanacağım. Karabiberi şöyle hemen kaşığın ucuyla ya da e, yarım çay kaşığı kadar acı eşiğinize göre e, kullanacaksınız. Hemen şöyle onu da ilave ediyorum. Şimdi bu karışım sadece bu şekilde de tüketilebilir ama içerisine iki malzeme daha ilave ederek karışımın zayıflatma özelliğini daha da ön plana çıkarıyoruz. Özellikle bu ekleyeceğim iki malzeme ile birlikte malzemenin bir tanesini daha sonradan göreceksiniz. Ya ee, yağ yakma kapasitesini artırıyoruz görün sevgili arkadaşlarım. Şimdi tüm malzemeleri işte yoğurduğumuzu baharatlarımızı koyduktan sonra içerisine yarım limon sıkıyorum. Limon hem iştahı baskılıyor hem de vücutta metabolizma hızını artırarak daha kolay bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor. İnanın bana kilo vermek e, o kadar zor bir şey değil. Yapmamız gereken tek şey düzenli uygulamak ve yaptığımız şeylere gerçekten beyin olarak inanmak. Bu çok önemli sevgili arkadaşlarım. İnanın bana bu bir aşama. Şimdi şöyle limonum görüyorsunuz. Oldukça güzel bir limon. Şöyle sulu sulu. Bu arada fotoğraf almıştım ekrandan. Birazcık görüntü uzamış. Kusura bakmayın. Hemen limonumu sıkıyorum şöyle. Çekirdekleri tabii alacağım içerisinden çok güzel bir tadı oluyor arkadaşlarım. Hiç tadından şüphe etmeyin. Şimdi kullanımından da şöyle ufak ufak bahsetmek istiyorum. Bunu gün içerisinde tüketebilir, gece yatmadan 2 saat önce tüketebilir ya da sabahları tüketebilirsiniz. Tamamen size kalmış sevgili arkadaşlarım ama ben birazcık daha böyle uyumadan önce tüketilmesi taraftarıyım. Ama dediğim gibi uykudan hemen önce değil en az bir saat önce hatta iki saat önce tüketmiş olursak çok daha güzel olacaktır. Midemize dokunmayacaktır. Şimdi özellikle acı sevenler için e, diğer tarif bu tarifle yüz binlerce kişi kilo verdi arkadaşlarım. Hiç abartmıyorum benim kanalımda 3 yıl öncesinde de sizlere vermiş olduğum bir kürdü bu. Cayır cayır yağ yaktıran pul biberli yoğurt kürü bütün platformlarda hangi arama çubuğuna yazarsanız yazın benim kanalımdaki video çıkıyor bugün. Çünkü 3 gün önce sizlere ilk olarak bu tarifi yine bu kanalda ben vermiştim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir çay kaşığı acı pul biberi ilave ettikten sonra şimdi de kan şekerini dengelesin. Açlık ve tatlı krizlerini bastırsın. Aynı zamanda metabolizma hızını artırarak kilo vermeye yardımcı olsun diye bir miktarda toz tarçın kullanacağım. Aynı zamanda diğer kürün içerisine de de tarçın kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Ben kullanmadım. Ee, onu sadece zerdeçal ve karabiberle zencefille yaptım ama dediğim gibi tarçın da kullanabilirsiniz diğer küre. Şimdi bir çay çay kaşığı da toz tarçın ilave ettim. Kilo verdiren, yağ yaktıran bu tarifime Yarım limonun suyunu ilave edeceğim şimdi. Limon suyu her ikisinde de var ee, ama dediğim gibi bu e, acı biberli olan kür birazcık daha mide hassasiyeti olanlara uygun olmadığı için diğerini öneriyorum. Yarım limonumu şöyle bir güzel sıkıyorum arkadaşlarım. Limonum da çok güzelmiş gerçekten ben de hayran oldum. Ee, inanılmaz güzel sulu bir limonmuş. Evet şimdi iki tane karışımım hazır. Yoğurt negatif kalorili bir besin olduğu için vücudumuz yoğurdu parçalarken, sindirirken, yani yakarken, yoğurtla birlikte almış olduğumuz kalorinin neredeyse iki katını harcıyor arkadaşlar. Bu sebeple negatif kalorili gıda adını alıyor. Dolayısıyla vücutta yağ yakımına sebep olan süper besleyici gıdalardan biri. Şimdi en önemli yerine geldik aslında. Özellikle Bağırsak problemleriniz varsa, kabızlık, şişkinlik gibi sindirime dayalı problemleriniz varsa bu kürlerin içerisine bir yemek kaşığı soğuk sıkım organik güzel bir zeytinyağı ekleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel şekilde ertesi gün büyük tuvaletinize çıktığınızı ve bağırsaklarınızın tamamen rahatlayarak tuvaletten çıktığınızı, lavabodan çıktığınızı Fark edeceksiniz size çok yardımcı olacak sevgili arkadaşlarım Çünkü e, kabızlık problemi zaten kilo almanın altında yatan en sinsi problemlerden bir tanesi e, kabız olan vücut e, sindirimi düzgün yapamadığı için bağırsaklar düzgün çalışmadığı için hem kilo vermekte zorlanıyor hem de her geçen gün daha fazla kilo almaya başlıyor. Bu sebeple önce bağırsaklarımızı bir düzeltmemiz gerekiyor. Ee, şöyle hemen kürlerimi karıştırıyorum. İkisi de gerçekten çok e, tadı güzel olan kürler. Yani öyle zorla yiyeceğimiz öf ya bu ne öf diyerek yiyeceğimiz kürler değil. Çok lezzetli, çok faydalı. Dediğim gibi gün içerisinde tüketilebilir. Akşam yatmadan 2 saat önce tüketilebilir ya da sabah kahvaltıdan hemen sonra ya da hemen önce tüketilebilir. Zaman diliminin sizlere bırakıyorum. E, mühim olan burada birazcık daha düzenli devam etmek. Bu arada videonun montajında gerçekten e, önceden böyle kesip attığım video çekimi aşamasındaki bir takım bölümleri bu videoda kesmedim. Çünkü e, arkadaşlar hani şey değil e, belki kısa sürede işte çabuk izleyip geçtiğimiz temiz videolar ama çekim aşamasına gerçekten e, bir takım telaşeli durumlarda olmuyor değil. E, bunları da artık 3 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bazen e, unutabiliyoruz montajda unutabildim yani bugün unutmuşum e, şöyle yeşil bezli tahta temizimi falan görmüş olduğunuz her neyse hemen bu gereksiz kelimeleri bir kenara bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada tahtanın üzerinde düzenli devam etmeniz durumunda ayda size 6-8 kilolar hatta 10 kilolara kadar kilo verdirebilecek olan malzemeler ve karışımlar bütününü görüyorsunuz. Çok kolay malzemeler sevgili arkadaşlarım. Yani şu baharatları bir alsanız aylarca kullanırsınız. İşte atıyorum 2-3 kilo yoğurt alsanız gerçekten onu onunla çok güzel bir şekilde diyetinize devam ettirebilirsiniz. Ucuz, kolay bulunabilir ve sürekli yapmaya uygun malzemeler. Öğrenci de olsanız yapabilirsiniz. Hani yoğun çalışıyor olsanız da 2 dakikada şipşak yapabileceğiniz kürler bunlar. O sebeple lütfen siz karar verin. Yeter ki karar verin ve uygulayın. Bu arada beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Bunları instagramda da çoğunlukla paylaşıyorum.